gezmeleri serimizde bu hafta Kartal Rota Mavi sitesindeyiz. Burada havuza giriliyor. Ondan sonra dairenize çıkıyorsunuz. Aşağıdan böyle merdivenlerden inip asansörle dairenize çıkıyorsunuz. Şu anda Tuzla'ya kadar görüyorum. Hatta şu an uçak geçiyor. Sen olsaydın böyle bir evi nasıl dekore ederdin? Evet, şimdi eksi 2'den çıktık. Eksi 1'e doğru gidiyoruz. Neden böyle bir şey yaptık ben de bilmiyorum. Normalde eksi 1. kattan indiğinizde asansörde hemen burada basket sahaları var. Aşırı bir yüksek. Yükseklik korkum çok yok ama biraz da var gibi. Çünkü burası 19. kat. Ben Remax Cadde ofisinden Cansu Gürdil. Sürpriz pazar gezmeleri serimizde bu hafta Kartal Rota Mavi sitesindeyiz. Burada harika bir 2+1 daire gezeceğiz. Aynı zamanda ben de bu sitede oturuyorum. Uzmanlık bölgem. Bu sitede veya bu çevrede almak, satmak veya kiralamak istediğiniz daireniz varsa bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bugünkü dairemizden biraz bahsedecek olursak. Dairemiz Kartal'da TEM ve E5'in kesişiminde yer alan ana yolda konumlanmaktadır. Bu sitede ilk B blokta 20 kat, C blokta 6 kat olmak üzere toplamda 2 bloktan oluşmaktadır. Açık havuzu, 3 katlı kapalı otoparkı, çocuk oyun parkı, basket sahası gibi ve aynı zamanda 7/24 güvenlik hizmeti gibi sosyal olanaklar bulunmaktadır. Şimdi bu özel ve güzel dairemizi gezeceğiz. Dairemizin en güzel özelliği full deniz manzaralı olması. Bizim dairemiz de bunun belli bir kısmı kadar görüyor. Ama burası gerçekten şahane. Siz de izleyip kendiniz karar verebilirsiniz. Haydi başlayalım. Şimdi dairemizi gezmeye başladık. Dairemize kapıdan girdiğinizde, bu arada binada 4 tane asansör var. 2 tanesi güvenlik kısmında, 2 tanesi de otopark çıkışında olmak üzere toplam 4 tane asansör var binada. Asansörden indiğinizde hemen sağa dönüyorsunuz ve ileride çaprazda kalıyor. Dairemize girdiğimizde sağ tarafta bizi bir kameralı diyafon karşılıyor. Buradan güvenlik bize ulaşıyor ve misafir geldi diye haber veriyor. Ondan sonra oradan görüntülü şekilde, sesli bir şekilde konuşulabiliyor. Onun hemen yanında ayakkabılık kısmı var. Böyle geniş bir dolap. Hatta daha önce oturan kişi de ekstra böyle kendine büyük bir giyinme dolabı almamış. Bu dolaplardan kullanmış, öyle söyleyeyim. O kadar yeterli aslında. Burada da şöyle bir askılık bölümü ve yukarıda yine bir depolama alanı var. Aşağıda da aynı şekilde. Çok geniş dolaplar var. Bu daire tiplerinden, bu sitede 1+1, 2+1, 3+1 gibi değişik seçenekte dubleks daireler de var ayrıca. Çoğunda bu dolaplardan var. Bu da saklama alanı açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Koridoru devam ediyoruz girişten. Hemen karşımızda bir tane oda. Bu odamız da bütün odalar gibi, yani 2 tane oda var zaten ve salon hepsinden deniz manzarasına full 360 derece hakim. Şu anda Tuzla'ya kadar görüyorum. Hatta şu an uçak geçiyor. Uçak geçiyor. Şu an Sabiha Havalimanı'na, Sabiha Gökçen'e iniyor. Öyle söyleyeyim. Bu bilgiyi de artık nerede kullanırsanız. Hemen baktığımızda sola doğru. Burada bir top sahası yapıldı. Yeni bir spor tesisi var. Hani hem futbol sahası İBB'nin yaptığı hem de küçük böyle minik çocuklar için de basket sahaları ve küçük futbol sahaları da var aynı zamanda. Çocuk oyun parkı da var. Burası da Kartal Yıkacık Stadı olarak geçiyor. Hemen onun yanında. Sağ taraftaki yol TEM'e bağlanan yol. Aşağıda bu yolun kesişiminde de hemen E5 var. Metroya yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesindedir bu ev. Tekrar ulaşımla ilgili bilgileri de vereceğim. Burası ilk oda, hani misafir odası olarak kullanılabilir.
Ne yapılabilir? Bizdeki, yani daha doğrusu örnek bir daireden hatırladığım kadarıyla size söyleyeyim. Yani şu tarafa bir, buraya bir çalışma masası konabilir veya şu tarafa bir tane açılan koltuklardan veya ikili koltuk konabilir. Hani bir misafirimiz geldiğinde onu açıp orada ağırlamak için. Onun dışında şu tarafa arkada bir kolonun verdiği bir girinti var. Buraya bir dolap konabilir. Hani buradan şöyle kapının arkasına kadar bayağı geniş bir alan var. Daire zaten ekstra böyle hani eğer ki mal sahibi değilse çok böyle boya anlamında çok değişiklik yapılmıyor. Burada çok yapılmamış. Beyaz tonlar genelde tercih edilmiş. Daire uzun ve hani tavan yüksekliği bu dairelerde gayet güzel, verimli. O açıdan böyle bir tık daha açık renkli böyle tonlar tercih edilse belki daha böyle bir tatlı olabilirdi. Odadan çıktık hemen, sola döndük. Burada sağda banyo var. Burayı birazdan gezeceğim. Sola döndüğümde Amerikan mutfak, bir salon. Dümdüz gidersem de yatak odası var. Yatak odası olarak orası da tercih edilebilir. Burası da ama bence daha geniş olduğu için salonun hemen yanındaki oda yatak odası için daha uygundur diye düşünüyorum. Şimdi Amerikan mutfaklı salondan devam ediyoruz. Eşime sorayım, sen olsaydın böyle bir evi nasıl dekore ederdin? Ya da biz olsaydık nasıl dekore ederdik acaba? Salondan devam ediyoruz. Şimdi Amerikan mutfaklı bir salon olduğu için alanın çok güzel kullanılması gerekiyor. Ben fikir olarak yine yardımcı olmaya çalışacağım. Geldik mutfakta, burada hemen bir buzdolabı koyma yeri var. Dairelerin hepsinde ankastre mutfak seti, bulaşık makinesi, fırın, ocak, elektrikli ocak ve davlumbaz var. Mutfak dolapları da gayet yeterli sayıda. Burada çekmeceli dolaplar var, burada rafçıklar, burada yine açılan dolaplar var. Bu şekilde. Burada iki tane priz konmuş mesela. Bunlar yeterli. Evet. Belki şu tarafa da konabilirdi. Şimdi burada burayı salon olarak dizayn ettiğimizde yemek masasını, koltukları hepsini bir arada sıkıştırmak zor olur. Ne yapılabilir? Ben olsaydım ki bazı daire tiplerinde bunu yapmışlar. Buraya bir masa böyle uzun dikdörtgen. Belki bar sandalyeli düz kısa bir masa. Belki de normal bir yemek masası da konabilir. Buradan hem yemek hazırlanır, buraya servis yapılır, hem de oradaki servis bittiğinde kapatılabilir. Küçülen masalardan olabilir. Başka ne yapılabilir? Buraya bir koltuk konabilir. Hani özellikle camdan deniz manzarasını izlemek için, ki manzara gerçekten harika. Hava da çok açık bugün. Bu tarafta bir üçlü koltuk. Şuraya bir tekli koltuk belki. Buraya da bir yine koltuk konabilir. Eğer ki buraya masa tercih edilirse o şekilde yapılır. Diğer türlü nasıl yapılabilir? Koltuklar burada olur. Orası sıkışıp buraya masa belki gerektiğinde çıkarmak için konabilir. Ama alan gayet aslında iki kişilik ya da üç kişilik bir çocuğu olan ya da iki çocuğu olan bir aile için de gayet yeterli sayıda. Tek yaşayacak bir insan için zaten harikulade geniş bir daire. Salonun bu tarafından baktığımda yine adaları görüyorum. Hatta 3 adayı da şu an görüyorum. Hava da bayağı sıcak. Güzel görünüyor mu? Buradan yine şehrin tabii deniz manzarası var. Orası ayrı. İstimarını görüyorum. Öndeki yeni projeler var. Onları görüyorum. Aynı zamanda tam karşımda Ampagross Market var. Ampagross Market de bu bölgenin gerçekten tercih edilen uygun fiyatlı bir marketi, ürün yerleştirme olarak söylemiyorum, genel olarak kullandığım bir market olarak güzeldir. Sahile arabayla inmek ortalama 10 dakika falan trafik normal olduğunda. Sabah mesela atıyorum sabah 5'te iniyorsanız tabii ki de 4-5 dakikada inersiniz hiç trafik yokken. Ama genel olarak lokasyon aslında tam şehrin, yani Anadolu yakasının tam ortası gibi. Buradan Tuzla'ya da 20 dakika, buradan Küçükyalı'ya, Bostancı'ya da yine 20 dakika. Ortalama Çekmeköy'de 20 dakika, aslında her şeyin tam ortası gibi bir proje. Şimdi sağ tarafa dönüyorum. Yatak odasına gidiyoruz. Evet.
Bu arada iyi ya da kötü yanlarını söylemem gerekirse daire, salonun bu cephesi ve yatak odasının bu cephesi açısından tamamen güneş cephesi ve şu an gerçekten çok sıcak. Burada ne önerebilirim? Böyle tip dairelerde blackout perde kullanırsanız kalın güneşi geçirmeyen, o zaman rahat edebilirsiniz veya eve klima taktırmak da güzel bir çözüm olabilir. Ama zaten havuzlu bir site olduğu için çok sıcakladığınızda cüp diye havuza atlarsınız. Şimdi yatak odasını nasıl yerleştirebiliriz onu göstereceğim. Buraya bir çift kişilik yatak çok rahat sığar. Dolap olarak ben olsam aslında burada yatak odası tasarımında bina inşa ederken buraya prizler konmuş. Prizlerin arasına yatak, iki kişilik yatak yerleştirilip buraya bir tane büyük bir dolap konup giyinme dolabı o şekilde de olabilir. Yani dolabın burada olduğunu farz ederseniz dolaptan giyindim. Hemen yatak burada, prizin hizasında burada yatağa geçebilirim. Buraya da komodinler yine sığar. Genelde prizlerin alt kısmına gelecek şekilde komodinleri ayarlamışlar. Odamızda televizyon içinde çıkış var. Priz de var burada aynı zamanda. Hani yatak odasında ekstra bir televizyon istenirse buraya konabilir. Yangın alarmları var aynı zamanda. Bunu da söyleyeyim. Onun dışında pencereler normalde açılabiliyor. Üstten de açılabiliyor. Şu şekilde. Ama eğer ki evcil hayvanınız varsa böyle yüksek katlı dairelerde bu bir problem olabilir. Sineklik yaptırmanızda fayda var. Aşırı bir yüksek. Yükseklik korkum çok yok ama biraz da var gibi. Çünkü burası 19. kat. Yani 20 katlı bir binanın 19. katı. Dümdüz bakarken hiçbir problemim yok ama yere doğru baktığımda bir tık bir titreme başlıyor. Şimdi de banyodayız. Banyoya giriş yaptığımızda sol tarafta elimizi yıkamak için şöyle lavabomuz var. Ben de bir tık serinlemiş olurum. Oh. Ondan sonra sağda havluluk var. Karşımda da ayna var. Söyle bana, var mı benden daha? Çok güzel. Klozet hemen yanında. Hani klozet bu tarafta. Burada ellerimi yıkıyorum. Burada böyle makyaj malzemeleri konur. Ondan sonra buraya belki küçük rafçıklar yapılabilir, minik minik. Çünkü banyoda öyle aşırı bir alan yok. Lavabonun hemen altındaki kısımda çamaşır makinesi koymak için yer var. Havluluk var burada, havluları kurutmak için buraya asılabilir. Duş ve aynanın karşısındaki duvarın desenleri bütün sitede tek tip yapılmıştır, hepsinde böyle. Benim hani açımdan sorarsanız ben negatif pozitif bütün özellikleri söylüyorum. Teknik açıdan banyoda duvar kağıdı kullanılması tamamen bir facia. Yani kullanan kişi için bakın yukarılardan kabarmaya başlamış. Oturan kişilerden genelde şikayet bu yönde geliyor. Buradan müteahhite sesleniyorum demek isterdim ama müteahhit batıp sonradan banka yoluyla satış gerçekleştiği için müteahhitin de nerede olduğunu bilmiyorum. Eminim en son ilgileneceği şey buradan benim ona seslenişim olur. Ama eğer ki ben buradan bir ev alsaydım, öncelikle ilk işim duvar kağıtlarını söküp yerine seramik kaplamak olurdu. Bunlar halledilemeyecek şeyler değil. Ev alırken de böyle küçük şeylere takılmayın. Evet bu bir problem. Ben bu problemi evi satarken de kiralarken de hani söylüyorum genel olarak evi tutacak ya da alacak kişilere. Ama düzeltilebilecek bir problem. Yani düzeltilemeyecek olan şeyler lokasyonu, sağlamlığı veya ekstra diğer şeyler. Ama düzeltilebilir şeyler tabii ki de göz ardı edilebilir. Dairemizden genel olarak bahsedecek olursak deniz manzaralı, yeni binada, güvenlikli, havuzlu, kapalı otoparklı, çocuk oyun parklı ve içerisinde full Beko ankastre seti olan, aynı zamanda bulaşık makinesi olan güzel, lüks tasarımlı dairedir. Şimdi biraz da sosyal alanları gezelim hep beraber. Buyurun. Evet, şu anda asansördeyiz. Buradan 2. kata ineceğiz.
Orada otoparkımız var. Otoparkı göstereceğim önce. Sonrasında havuzun oraya geçeceğiz. 4 asansörün dışında aynı zamanda bir tane de yük asansörü var. Eşyaların taşınması için. Bu bilgiyi de ek olarak vereyim. Tekrar aşağıda. Görüşmek üzere. Evet, şu an kapalı otoparktayız. Burası B bloğun kapalı otoparkı, -2. kat. Bunun üzerinde -1. katın otoparkı var. Yine aşağıda -3 olarak tekrar bir otopark var. Herkese yeterli sayıda her araca otopark var. Senin ön girişinde de Migros gibi bir süpermarket de var. Hemen inip alışverişinizi de yapabileceğiniz bir şey. Şimdi basket sahasını ve havuzu göstereceğim sizlere. Evet, şimdi -2'den çıktık, -1'e doğru gidiyoruz. Neden böyle bir şey yaptık ben de bilmiyorum. Normalde -1. kattan indiğinizde asansörde hemen burada basket sahaları var. Şöyle göstereyim. Gayet iki kişi oynayabileceği şekilde, güzel şekilde tasarlanmış. Bu merdivenlerden çıkınca da hemen sağda bina girişi var zaten. Hemen bina girişinin sağında da Migros yer alıyor. Gayet kompakt bir site aslında. Buradan da havuza gidiyoruz. Aynı zamanda havuza giden yolda ne var bilin bakalım. Çocuk parkı. Eğer çocuğunuz varsa ve sitede oturuyorsanız çocuk oyun parkları vazgeçilmez bir alan oluyor. Bizim henüz yok, henüz daha kedimiz var. Ama gerçekten çocukların oyalanması ve orada vakit geçirmesi için mükemmel bir seçenek. Şu anda da peyzaj alanındayız. Eğer evde köpüş veya gerçi köpüş beslenir, yani gergedan besleyemeyeceğinize göre peyzaj alanı gayet güzel. Yürüyüş yapmak için böyle buradan dolanılabilir. Bu sağ tarafta C bloğun ön tarafı var. Orada da çok güzel aslında loft daireler var. Benim en çok sevdiğim, favorim olanlar da orası. Direkt bahçeye açılıyor. İnşallah oradan da bir portföyüm olursa onu da sizlere tanıtırım. Çocuk oyun parkı da burada. Hemen Kartal Yakacık Stadı da gördüğünüz gibi buradan görünüyor. C blokla B bloğun arasında peyzaj alanı. Hemen peyzaj alanından sağa döndüğünüzde de çocuk oyun parkı var. Evet, şimdi havuz alanındayız. Açık havuzu var sitenin. Şöyle çocuklar için burada küçük bir alan var. Hani çocuk havuzu gibi. Onun dışında yaklaşık 1.55'ti sanırım. Bir derinliği var. Burada şezlonglar bu taraflarda konuyor. Oraya yine aynı şekilde duşlar var. Burada havuza giriliyor. Ondan sonra dairenize çıkıyorsunuz. Aşağıdan böyle merdivenlerden inip asansörle dairenize çıkıyorsunuz. Çok güzel güneş alan bir havuz. Sitenin sosyal alanları da şu şekilde langırt var. Masa tenisi var. Her sitenin vazgeçilmezi. Kimsenin aslında hiç anlamadığı ama anlıyormuş gibi yapıp inatla oynadığı oyunlardan biri. Toplantı yerleri var. Site yönetimi de tam solumda. Yangın merdivenleri C bloğun görüyorsunuz şu anda. Peyzaj alanında böyle bu şekilde yürüyüş yapabilirsiniz. Keyifli bir site, güzel bir site, yeni bir site. Dizayn olarak gerçekten güzel dizayn edilmiş. Bugünlük videoma burada son veriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yine ekstra sorularınız olursa siteyle alakalı veya çevredeki projelerden herhangi biriyle alakalı size bu pazar günü, pazar sürprizi konseptimde yine böyle güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve kanalımı, bildirimlerini açmayı, aynı zamanda bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İyi günler diliyorum, iyi pazarlar.